Merhaba, 25.05.2020. Bugün kripto paraları şöyle bir incelemek istedim. Öncelikle bu videoda bahsedeceklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Tamamen benim kendi görüşüm. Evet, Bitcoin'e başlayalım arkadaşlar. Bitcoin son 3-4 gündür bir düşüşte. 65 binlerden kademeli olarak 60 bine kadar geri çekildi. Ama ben Bitcoin'in yani en fazla 59.000-59.500 TL bandında kadar inip tekrardan bu hafta ve önümüzdeki hafta içerisinde 65 bin sonra da 67 binlere çıkacağını düşünüyorum. Bir halving sonrası bir durgunlaşma başladı ve kademeli olarak bir çekilme başladı. Bunun nedeni kar satışları. Ama bu Bitcoin'de her zaman olan bir durum. 72 binlere kadar çıktı. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şu an 60 bine düştü. Bitcoin'de şöyle bir şey var. Her zaman düştüğü rakama geri çıkar. Bunda da muhakkak çıkacak. Belki 2 haftamızı alacak, belki 3 haftamızı ama çıkacak. Eğer ki Bitcoin almayı düşünen kişiler için şu an 60 bin çok güzel bir rakam. Bu yatırım tavsiyesi değil. Hani 60 bini alıp 1-2 ay içerisinde 70 bin, 70.500'e çıkabilir. Zaten danışmanlık ve eğitim paketlerimiz var. Mail adresimden iletişime geçip daha detaylı bilgi alabilir veya daha detaylı çalışabilirsiniz benimle. Bitcoin için çok fazla yer ayırmak istemiyorum çünkü kripto paralarda daha güzel coinler var, onlara yer ayırmayı istiyorum. Altta bir grafik görüyorsunuz, bakın yeşil ve kırmızıdan oluşan. Yeşiller alış emirleri, kırmızılar da satış emirleri. Şu an çok hızlı bir şekilde değişiyor. Rakama da baktığınızda az önce 60.500'lü, 60.900 oldu. Bu günlük al sat, anlık al sat yapanlar için çok ideal bir şu an ortam. Alıp anında geri satabilirsiniz. Ama al satın çok detayları var. Bunun için eğer ki al sattan anlamıyorsanız lütfen benimle iletişim kurun. Bitcoin'e dediğim gibi fazla yer ayırmadım. Şimdi Dashcoin'e geçiyorum. Dashcoin son dönemde çok büyük bir güven kazandı ve çok iyi bir prestij yaptı. 500'den 600'lere kadar çıktı ki ben bunu tekrar 600'lere çıkacağını düşünüyorum. belki 2 haftayı olur, belki 1 ayı bulur ama yine Dash 600'lere çıkacak arkadaşlar. Ve şu aşağıda gördüğümüzde satış baskısı, yani kırmızı renk biraz fazla ama bu gözümüzü korkutmasın. Dash için fazla bir önem teşkil etmiyor bu. Bakın alım, yani yeşil alış emirleri de var. Şöyle son 5 gününe bir bakalım Dashcoin'in. Bakın 530'lardan kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Yani şu rakamlarda kademeli olarak alım yapmayı düşünüyorum ben ve alıyorum da. Son bir aylığını açtım. Bakın 600'den bahsettiğim bir ay içerisinde 500'e düşmüş. Bu gözünüzü korkutmasın. Bir ay içerisinde 600'den 500'e düşüyorsa 500'den 600'e de çıkabilir. Bu ne demek? 5000 liranızın bir ayda 6000 lira, 50.000 liranızın 60.000 lira olması demek. Ama tabii ki böyle bir rakamlarla almayı düşünüyorsanız muhakkak bir danışmana ihtiyacınız var. O yüzden alttaki mail adresimden ve Instagram adresimden iletişime geçin. Çünkü kripto paralarda en küçük bir bilgi size büyük karlar getirebilir ya da zararlar. Şöyle Dashcoin'in bakın 3 aylığını da açtım tekrardan, daha iyi görebilirsiniz diye. 3 ayda 600'den 300'e kadar geri çekilip tekrardan 600'e tırmanmış. Bu güzel bir şey aslında. Tabii ki 600'den alıp 600'de hani değil. 300'den alıp 600'e satmak güzel bir şey. Ama bunun için de yapmanız gereken bir ya kripto para piyasasını çok iyi biliyor olmanız lazım ya da bir danışmana ihtiyacınız var. Ben mesela 400'lerden girmiştim. 600'de çıktım ve hala bekliyorum. İşte 500 bandına düştü. Şu an kademeli olarak almaya tekrardan geri başladım. Dashcoin bahsettiğim gibi son dönemde çok güzel yükselişler edindi ve hala da yükselmeye de devam ediyor. Tabi ara ara düşüş olacak ki kripto para piyasasında düşüş olmazsa arkadaşlar zaten yükselme olmaz. Ethereum'a geliyorum. Ethereum yine klasik. İnsanı sarsan, üzen, çok fazla böyle aman daman para kazandırmayan bir coin. Ethereum zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da bahsedeyim. İkinci büyük kripto paraydı. Ama son dönemde, son 2 yılda, 3 yılda çok büyük güven kaybetti. Fakat güven kaybından dolayı birçok yatırımcı girmiyor. Ki Ethereum'da şöyle bir şey var. 1500-1600 TL bandı artık Ethereum için bir eşik oluşmaya başladı. Bu eşiği geçerse eğer yükselecek, 2000 lira gelecek. Ama
3-4 seferdir bu rakamlardan hep geri döndü. O yüzden şu rakamdan Ethereum almak biraz riskli benim görüşüm. Risk alıp alabilirsiniz ama ben almanızı pek uygun görmüyorum, tavsiye etmiyorum. Siz yine de tamamen sizin bileceğiniz işler. Gelelim Neo'ya. Neo son bir yılda, bakalım şöyle bir yılına bir açalım. Bakın 40 TL'ye kadar düştü, 80, ilk başta 70'i gördü, sonra bir daha düştü, 80'i gördü, bir daha düştü, bir daha yükseldi. Ama Neo Coin'in temeli sağlam. Arkasındaki geliştiriciler, iş yapan, çalışan insanlar. Neo Coin tamamen 2 yıllık, 3 yıllık uzun vade coin'i. Alıp da 1 ay sonra satmak, 2 ay sonra satmak. Neo'da kazanabilirsiniz, kazanmayabilirsiniz. Ki bakın önünüzde 1 yıllık bir grafik var. 1 yıl önce 50 binden alım yapan bir kişinin şu an hiç satmadığını düşünürsek 68 bin, 1 yılda 18 bin bir kazanç bandı oluşturmuş. Pek büyük bir rakam değil. E tabi bunun başka varyasyonları da var. 40 binden alıp 90 bine satan da var. 90 binden alıp şu an 40 binlere kadar düştüğünde panik satışlarıyla zarar eden de var. Zaten bu piyasada zarar ve karı bu coinler yaptırmaz. Siz kendiniz zarar ederseniz ya da kendiniz kar ederseniz yaptığınız hareketlerle ve pozisyonlarla. Bu yüzden hani yine tekrarlayacağım. Bir danışman eşliğinde bu piyasaya girin. Yoksa küçük rakamlarla girin. Evet. Neo coin'in bir yılını gördük arkadaşlar. Şöyle 5 günlüğe baktığımızda küçük bir düşüş yaşamış 64'e kadar tekrardan 70'e geri çıkmış. Hani burada en fazla yapılabilecek hamle 64-65'lerde alıp İşte 70 bandında satmak. Bu ama dediğim gibi Neo Coin hani tamamen benim kendi görüşüm uzun vade coin'i. Diğer videolarımda bahsettim. Ripple'dan uzak durun. Ben böyle düşünüyorum. Ripple'dan uzak durun. Ripple 2 yıl önce 2.70'ti. 2.70'ten ben kendim aldım. 2.50'ye sattım. Sonra bekledim. 2.30'a düştü. 2.30'dan aldım. 2.10'a sattım. Geçmişi de var Ripple'ın. Ripple birçok kişiye zarar ettirdi ve ettirmeye de devam ediyor. Neden? Çünkü Bitcoin'den, şey Ripple'dan milyarlarca var. Ripple'ın yükselmesi öyle ha deyince olacak bir şey değil. Ki ilk zamanlar Ripple herkes 10 TL, 20 TL olacak diyorlardı ama olmayacak. Ripple'ın öyle 10 TL'lere, 20 TL'lere gelmesi için coin yakma işlemine gitmesi lazım. Ve şu an bunu yapmıyorlar. Ha, eğer ki sağda solda duyarsanız Ripple şu tarihte coin yakacak, evet o zaman alınabilir. Alınıp unutulabilir. Ama şu an tamamen ölü bir yatırım. O yüzden Ripple'a fazla vakit bile ayırmıyorum. Tezos. Bugünlerde çok güzel işler yapan. Şöyle bir yılını açayım ama BTC Türkiye bir yıl olmadı gireli. Ve girer girmez bir düşüş yaşamıştı zaten. Şu an Tezos'u görüyorsunuz. 10 ile 20 arasında, 10 TL ile 20 TL arasında bir git gel bandında. Evet altta kırmızıda gördüğünüz bir satış baskısı var ama bu anlık ve günlük satış baskısı. O yüzden Tezos'un arkasında bir vakfın olması, vakfın elinde Tezos için ayırmış olduğum 300-400 milyon dolarlık veya TL'lik gibi bir fon olması. Yani Tezos'u 3 aylık, 6 aylık alıp ben unutmayı düşünüyorum ve kademeli olarak alım yapıyorum. Ki bakın alımlarda kademeli alım çok önemlidir. Hani direkt 5.000 liranız var. 5.000'i tek seferde yatırmayın. Önce 3.000 lirayla alın. Bekleyin 2 ay sonra bir 2.000 lirayla alın. Ki bunu yaparsanız şöyle 5 günlük kısa bir vadede göstereyim. 5 günlükteki bir alımda diyelim ki 18'den aldınız ama bir dahaki alımınızı 17'ye yapmış oluyorsunuz. Hem maliyetinizi azaltıyorsunuz, ortalamanız düşüyor, hem kazancınızı arttırıyorsunuz. Ki Tezos'un 6 aylığını açtığımızda da bakın aynı 1 yıllık ve 6 aylık tablosu aynı. Eğer ki 10 TL'den almış olsaydınız kademeli alımda muhakkak bu rakamları yakalarsınız. 10 TL'den 16 TL, 18 TL'ye yaptığınız satışlar %80, %60 gibi bir rakam demek ve bu iyi bir kazanç demek. Tabii genel olarak Bitcoin düştüğü için şu an bütün piyasa yani düşüşte. Şöyle TR'ye gelelim. O yüzden de tabii ki düşüşler olacak ama düşüşleri fırsata çevirmeniz lazım. XLM bakın o da Ripple gibi de daha geçmişte ama bir coin yakma işleminden dolayı yükselmeye başladım. Arkadaşlar video uzadığı için kapatıyorum burada. Diğer videolarıma devam edeceğim. Danışmanlık ve eğitim için mail adresimden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız bu tür videoların devamı için teşvik olur ve daha detaylı videolar çekebilirim.